Erzurum Kongresi, 1. Dünya Savaşı'nın uğursuzluğunu acımasız maddeleriyle tamamlayan Mondros Mütarekesi'nin 30 Ekim 1918 uygulanmaya başlandığı tarihlere rastlamaktadır. Kongre, Erzurum Müdafaa-i Hukuki Milliye ile Trabzon Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyetlerinin ortak girişimleriyle 23 Temmuz Çarşamba, 7 Ağustos Perşembe 1919 tarihleri arasında nutukta belirtildiği gibi çalışmalarını 14 günde tamamlamıştır. Mustafa Kemal ve Rauf Beylerin kongreye Erzurum merkez delegeleri olarak katılabilmeleri için emekli binbaşı Kazım Yurdalan ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucularından Cevat Dursunoğlu Bey delegelik haklarından vazgeçmişlerdir. Kongrenin ilk günü yapılan oylamayla Mustafa Kemal Paşa kongre başkanı seçilmiştir. Yoğun çalışmalardan sonra 7 Ağustos'a kadar süren kongre aynı gün heyeti temsiliye seçimlerini yapmış, 9 kişilik heyetin başına Mustafa Kemal getirilmiştir. Böylece milli mücadelenin ilk siyasi kuruluşu da oluşturulmuştur. Kongrede alınan kararlar şu şekilde özetlenebilir. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Ayrılık kabul edilemez. İşgal ve müdahaleler sonucu Osmanlı Devleti'nin dağılması halinde millet tek vücut olarak yurdunu savunacaktır. Vatanın bağımsızlığını korumaya İstanbul hükümetinin gücü yetmediği takdirde geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet Milli Kongre tarafından seçilecektir. Kongre toplantıda değilse bunu heyet-i temsiliye üstlenecektir. Kuvayi Milliye'yi etken ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Manda ve himaye kabul edilemez. Milli Meclis'in hemen toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır. Erzurum Kongresi'nin amacı sadece Doğu bölgesinin bütünlüğü değil, 30 Ekim 1918'deki sınırıyla vatanın bütünlüğüydü. Bağımsızlıksa yine bütün Türk milletinindi. Bu gayenin ilk adımı Erzurum Kongresi'nde atıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle tarih şüphesiz bu kongreyi ender ve büyük bir eser sayarak bağrına basacak.